Günaydın değerli izleyenler. Bugün 21 Mayıs Perşembe. Ben Zeynep Erataman. Bloomberg HT'de ilk söz başlıyor. Sağlık Bakanlığı son 24 saatte COVID-19 nedeniyle 23 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4222'ye yükseldiğini açıkladı. Yeni vaka sayısı 1000'in altına düşerken toplam vaka sayısı 152.587 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kaybettiğimiz hasta sayısı bugün de azaldı. Virüsle artık şartları değiştirerek daha özgür mücadele edeceğiz dedi. Bu arada dünya genelinde COVID-19 vaka sayısı 5 milyonu aşarken can kaybı da 330 bine yaklaştı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak verilen destek tutarı 252 milyar lirayı aştı. Ötelenen kredileri, faiz ödemelerini de eklersek 350 milyar lirayı geçiyor dedi. TOB ekonomi buluşmasında konuşan bakan, stratejik ve üretim imkanı bulunmayan ürünler hariç ithalatın kolay olmayacağını söyledi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Katar Merkez Bankası arasındaki swap anlaşmasının tutarı 15 milyar dolara yükseldi. Katar'la 2018'de 3 milyar dolar olarak yapılan swap anlaşması geçen sene 5 milyar dolara çıkarılmıştı. TÜİK ve Merkez Bankası'nın birlikte hazırladığı tüketici güven endeksi Mayıs'ta tarihi dip seviyeden toparlandı. Tüketici güven endeksi Mayıs'ta bir öncekiye göre %8,5 artışla 59,5 değerini aldı. Fed'in son toplantı tutanaklarına göre salgın ekonomik faaliyet, istihdam ve enflasyon üzerinde baskıya devam edecek. Fed Federal Açık Piyasa Komitesi'nin 28-29 Haziran'da düzenlenen toplantısına ilişkin tutanakları yayımladı. Tutanaklarda katılımcılar ekonomik gerilemenin devam etmesi halinde daha büyük mali desteğin gerekebileceğinin bilincinde değerlendirmesine yer verildi. Ve piyasalar için önemli başlıklardan bir tanesi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Katar arasındaki swap anlaşmasında yapılan değişiklikle birlikte swap anlaşmasının miktarı da 3'e katlanmış oldu. Detaylarıyla devam ediyoruz. Merkez Bankası ve Katar Merkez Bankası arasındaki swap anlaşmasının tutarı 5 milyar dolardan 15 milyar dolara yükseltildi. Katar'la 2018'de 3 milyar dolar olarak yapılan swap anlaşması geçen sene 5 milyar dolar olarak tadil edilmişti. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada para takası anlaşmasının temel hedefinin, yerel para birimleri üzerinden gerçekleştirilen ticareti kolaylaştırmak ve iki ülkenin finansal istikrarına destek sağlamak olduğu belirtildi. Son anlaşmayla birlikte Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın toplam swap portföyü büyüklüğü 40 milyar dolara yaklaşacak. Mart ayı Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi verisine göre toplam swap portföyü 29.6 milyar dolar seviyesinde. Bunun 10.8 milyar doları 4 ay ile 1 yıl vadeli anlaşmalardan oluşuyor. Öte yandan pazartesi günü Vakıfbank'ın bankacılık faaliyetleri yürütmek üzere Katar Finans Merkezi Düzenleyici Otoritesi'ne yaptığı lisans başvurusu onaylandı. Katar Finans Merkezi CEO'su Al Jayda da geçen Aralık ayında 2020'de Türkiye'ye 7 milyar dolar yatırım planladıklarını söylemişti. Epeydir tartışma konusu olan BDDK'nın aktif rasyosu konusunda bankalar krizi aşmış gözüküyor. Hem satın aldıkları menkul kıymetler hem de kredi vermek için attıkları adımlarla beraber BDDK'nın istediği rasyonun üzerine çıkmayı başardı bankalar. Sefer Yüksel ve Güzel Yılmaz Ertem'in haberini ekranlarınıza getirerek devam edeceğiz. Bankaların bir aydır üzerinde yoğun mesai harcadıkları ve sektörde birçok ürünün fiyatlamalarını da etkileyen aktif rasyosu sorununu çözdüğü öğrenildi. Bloomberg HT'nin üst düzey bankacılık kaynaklarından edindiği bilgilere göre, aktif rasyosu hesaplamasında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun istediği oranın altında kalan özel bankalar, bu süreçte attıkları tahvil alımı ve kredi adımlarıyla istenilen oranı yakaladılar. Böylelikle bankalar önemli bir cezai yaptırımdan da kurtulmuş oldu. Bilindiği gibi BDDK 18 Nisan Cumartesi günü duyurduğu yeni bir düzenlemeyle bankaları daha fazla kredi vermeye ve daha fazla tahvil almaya yönelteceği ifade edilen aktif rasyosu oranı belirlemişti. BDDK uygulama için 1 Mayıs tarihini vermiş ve aktif rasyosu %100'ün altında kalan bankaların eksik miktarın %5'ine kadar ceza ödeyeceğini duyurmuştu. O dönemde bankacılık sektöründe konuşulan kamu bankalarında söz konusu oranın ortalama %130'lar civarında, özel bankalar arasında ise
%96'lar seviyesinde olduğu yönündeydi. Ancak elbette bazı bankalarda bu oranın ortalamanın çok altında kaldığı da sektörde bir sır değildi. BDDK'nın uygulamayı duyurduğu 18 Nisan tarihinden sonra zamanı kısıtlı olan bankalar hızla harekete geçip yüklü tahvil alımları yaparak ve kredi musluklarını daha da gevşeterek söz konusu oranı tutturmak için büyük bir çaba içine girdiler. Bankacıların 17 Nisan ile 8 Mayıs tarihleri arasını kapsayan çalışmasına göre özel bankaların Türk lirası ve yabancı para mevduatından kamu bankalarına ciddi bir geçiş olduğu gözleniyor. Bu dönemde özel bankaların formülden kaynaklı mevduat toplayamadığının altını çizen bankacılar, 17 Nisan ila 8 Mayıs döneminde özel bankaların toplam repo tutarı 55 ila 60 milyar lira arttı. Yani repo ile fonlayıp tahvil aldılar değerlendirmesinde bulundular. Bu dönemde özel bankaların mevduat hesaplarından 19 milyar lira civarında Türk lirası, 5.5 milyar dolar civarında da döviz çıkışı olduğunu hesaplayan bankacılar kamu bankalarına 53 milyar lira civarında Türk lirası, 4 milyar dolar civarında da döviz mevduat girişi gözlemlendiğini belirtiyor. Yine bu dönemde kamu bankalarının kredilerinde 104 milyar lira artış yaşandığını belirten bankacılar, bu dönemde özel bankaların kredi artışının ise 40 ila 45 milyar lira olduğunu söylüyor. Bankacılar özel bankaların menkul kıymet portföylerindeki 78 milyar liralık anormal artışın ise aktif rasyosunu hızlı bir şekilde yükseltmek için yapılan işlemlerden kaynaklandığını belirtiyor. Borsa tarafına baktığımızda dün %0.17'lik yükselişle günün kapandığını aktaralım. 102.158 puanda borsa kapandığında 174 puan kadar yükselmişti. İşlem hacmi de 13 milyar TL'ye kadardı. Bankalar dünü %0.01 yatay düşüşle tamamladı. Holdingler ise %0.80 yukarıda kapanış yaptı. En çok kazanan tarafta menkul kıymet yatırım ortaklığı endeksi %4.5'luk kazanımıyla yer alırken en çok kaybeden tarafta %1.85'le ticaret sektör endeksi yer aldı. Katar'la Sivap Anlaşması, Bakan Albayrak'ın açıklamaları dün takip edildi. Aynı zamanda Turizm Bakanlığı Türkiye ve Yunanistan'ın sınırlarının Haziran'da açılabileceğini söyledi. BDDK tarafında ise yabancılara TL plasman, depo, repo ve kredilerin öz kaynakların %0.5 ile sınırlandığı haberi geldi. TL cinsi varlıkların takas opsiyonlarının olumsuz etkilenmemesi açısından da takas operasyonlarının olumsuz yönde etkilenmemesi açısından da Euroclear ve Clearstream'in yurt dışıyla TL işlem sınırlamalarından muaf tutulduğu ifade edildi. Bakan Varank'ın dünkü açıklamasına göre reel sektörden toparlanma sinyalleri geliyor. Zira organize sanayi bölgelerine bakıldığında elektrik tüketiminde artış gözlemlenmeye başlandı. Bununla birlikte iş ve tarım makinelerinin dahil olduğu 800'den fazla ürüne ithalatta ek vergi uygulanacağı haberi geldi. Ve dün aynı zamanda konut fiyat endeksi açıklandı. Türkiye genelinde konut fiyatları Mart ayında yıllık %15,01 yükselirken İstanbul için konut fiyatları %11,7, Ankara için %14,9, İzmir için de %16,4'lük yükseliş gösterdi. Dün aynı zamanda yurt dışı üretici fiyat endeksi açıklandı. Nisan'da yıllık bazda %13'lük bir artışı vardı. Tüpraş tarafında Mayıs ve Haziran'da teslim edilmek üzere düşük kükürtlü dizel ve yüksek kükürtlü kırsal motorin almak için ihale açıldığı belirtildi. Yanı sıra Garanti Bankası'nda içerisinde EBRD ve IFC'nin katılımının da gerçekleştiği toplamda 698.9 milyon dolarlık yurt dışı kaynak temin ettiği haberi geldi. Türkiye'nin 5 yıllık CDS'i 570 bas puanda hareket ederken MSCI Türkiye ETF'i dün New York işlemlerini %0.38 yukarıda tamamladı. Tahvil tarafına geldiğimizde gösterge bileşik 28 bas puan düşerek dünü 9.05'te uğurladı. 10 yıllık kağıdın bileşik getirisi ise valörlü piyasa kapanışında 73 bas puan düşüşle 12.35'ten işlem gördü. Hazine kurumsal yatırımcılara euro ve dolar cinsi 29 Mayıs valörlü olmak üzere devlet iç borçlanma senedi ve kira sertifikası ihraçları gerçekleştireceğini açıkladı. Bir yıl vadeli 4 farklı kağıtla borçlanacak. Böylece hazine euro bölgesi devlet iç borç euro cinsi devlet iç borçlanma senedi ve kira sertifikasında 6 ayda bir dönemsel kupon veya kira oranı diyebileceğimiz seviye %1.25 olurken dolar cinsi için bu oran %1.75 olarak belirlendi.
Dolar TL tarafına geldiğimizde 6.79'lar, Euro TL'de 7.45'leri takip ettik. Bu arada Euro dolar karşısında 3 haftanın, İsviçre frangı 2 haftanın, Çin yuanı ise 1 haftanın en düşük seviyelerine geldi. En yüksek seviyelerine düzeltelim geldi. Dolarda bir miktar değer kaybı küresel piyasalarda dikkat çekerken sterlin tarafında hem İngiltere'de enflasyonun düşük gelmesi hem de Merkez Bankası'nın negatif faizi masada tuttuğuna işaret eden açıklamalarla İngiliz sterlinin baskı altında kaldığı bir gün daha geride kaldı. Bu sabah dolar TL bizi 6.78.50'lerde, euro TL ise 7.44'te karşıladı. Sepet kurda 7.11.28'le yeni güne biz başlarken dolar endeksi 99.36'da ve euro dolar bir onu test ettikten sonra 1.09.63'le yoluna devam etmekte. Avrupa tarafına döndüğümüzde İngiltere Merkez Bankası dediğimiz gibi negatif faiz dahil olmak üzere her türlü seçeneğin masada olduğunu, negatif faiz uygulayan merkez bankalarının da deneyimlerini takip ettiklerini söyledi. Dün bu arada İngiltere'de tahvil faizleri de ilk defa negatif tarafı test ettiler. İngiltere'de dün açıklanan enflasyon verisi Nisan'da %0,8 ile 4 yılın en düşüğüne işaret ederken Euro bölgesindeki tüketici fiyat endeksi de yıllık bazda Nisan'da %0,3'e düştü. Bu da enflasyonun Euro bölgesinde Ağustos 2016'dan bu yana en düşüklerde olduğuna işaret etti. Avrupa Birliği COVID-19 nedeniyle bütçe kuralları konusunda ülkelerle ilgili disiplin süreci başlatmayacağını açıkladı. İngiltere tarafında ise Rolls-Royce 9.000 kişiyi işten çıkaracağını duyurdu. İngiltere Adalet Bakanı Buckland, Rolls-Royce çalışanları ve yine sektör çalışanları için ellerinden geleni yapmak için bir plan üzerinde çalıştıklarını ifade etti. Bilançolar tarafında Marks & Spencer %11 yükselirken Telekom Italia %8 kadar değer kaybetti. Teknoloji hisselerinin %2 yükseldiği günde bilanço hareketleriyle selektif hisse performansları ve ekonomilerin COVID-19'la birlikte normalizasyon süreci takip edildi. STOXX 600 endeksi de günü %1 kadar yukarıda tamamladı. Avrupa borsalarının kapanışına dair detayları alacağız. Londra'ya dönüyoruz. Karşımızda her sabah olduğu gibi Ceren Dilekçi var. Gün boyu ön arayışında olan Avrupa borsaları kapanışa doğru yükselişini hızlandırdı ve endeksler günü %1'i aşan primlerle tamamladı. Veriler cephesinde İngiltere'de enflasyon verisini takip ettik. Nisan ayında fiyatlar %0,8'lik artış kaydetti İngiltere'de ve son 4 yılın en düşük enflasyon verisi kaydedildi. Verinin ardından negatif faiz konusundaki beklentilerde artış olduğunu gözlemledik. Diğer yanda İngiltere'de ilk kez negatif getirili tahvil ihracı gerçekleşti ve ihraca iki kattan daha fazla talep geldi. İngiltere Merkez Bankası Başkanı Bailey'in açıklamalarını takip ettik ve Bailey bankanın negatif faiz opsiyonunu dışlamadığını belirtti ve ekonomiyi desteklemek için her şeyi yapmaya hazır olduklarını söyledi. Diğer yandan hafta başında Almanya ile Fransa'nın 500 milyar euroluk fon önerisi tartışılmaya devam ediliyor. Avusturya Başbakanı Kurz ihtiyaç duyulan ülkelere, yani İtalya, İspanya gibi ülkelere sadece kredi yoluyla destek verilebileceğini söyledi ve bu konuda pozisyonlarını değiştirmediğini, devam ettirdiklerini belirtti. Hollanda Başbakanı Rutte ise yaptığı açıklamada Avusturya, Danimarka, İsveç ile teklif konusunda çalıştıklarını belirtti. Fakat fon iyimserliğiyle Euro cephesindeki yükselişin hızlandığını gördük. Euro dolar karşısında 1.10 sınırına kadar yükseldi. Dün Amerika cephesinde ise Merkez Bankası'nın 28-29 Nisan tarihlerindeki toplantısının özetleri açıklandı. Koronavirüsle beraber ekonomide ciddi riskler görüldüğü ve belirsizliklerin sıra dışı miktara yükseldiği ile ilgili detaylar vardı özetlerde. Aynı zamanda FED tutanaklarında açık piyasa komitesi üyeleri koronavirüsün ekonomi etkisiyle mücadele için ellerinden geleni yapma sözünü de ortaya koydular. Dün Dow Jones Sanayi Endeksi %1,5, S&P 500 %1,6, Nasdaq %2 yükselirken S&P 500 Endeksi özellikle arttı. 6 Mart'tan bu yana da en yüksek noktaya değmiş oldu. Apple, Disney gibi hisseler, aynı zamanda McDonald's'a gelen alımlar puan bazlı olarak endekslere en büyük katkıları sunarken dün rekor kıran tarafta Facebook ve Amazon hisseleri vardı. Facebook'la ilgili e-ticaret haberleri, Amazon'un ise COVID-19 sürecinde yapmış olduğu teslimatlardaki başarısı bu hisseleri rekora taşıdılar. Hafta başından bu yana baktığımızda Dow ve S&P'de %3,7'lik kazanım var. Bu da 8 Nisan'dan beri en iyi haftaya işaret ediyor. Nasdaq tarafında ise %4 civarında yükseliş olduğunu belirtelim hafta başından bu yana. Amerikan piyasalarının kapanışıyla ilgili detayları da aktaracağız. Onun için de New York'a dönüyoruz. Karşımızda bu defa da Melike Ayan var. New York'tan selamlar. ABD borsaları dün sert çıkışlar yaşadı. Tam anlamıyla yine bir rally havasındaydı.
Yatırımcılar ABD ekonomisinin açılışını, perakende sektöründe Target gibi, Lowe's gibi firmaların satışlarının neredeyse ikiye katılmasını heyecanla izlediler ve bunu fiyatladılar. Zira dijital satış %141'i bulmuş Lowe's'da. Target'da keza aynı şekilde satışı ve karı beklenenin üstünde. Bunlar inşaat yapımı, ev, araç, gereç, mobilya firmaları, perakende zincir mağazalar. Ve bununla birlikte biz bir yandan da tabii bazı sıcak haberlerde Çinli ama ABD'de kotu olan firmaların ABD borsalarından çıkarılmasına dair yasa tasarısının senatodan çıkmasını, onaylanmasını seyrettik. Fakat tabii daha temsilciler meclisine gidecek. Ardından da başkanın Trump'ın önüne gidecek imza için. Demokrat çoğunluklu temsilciler meclisinin bunu onaylamaması bekleniyor. ABD-Çin gerilimi biraz borsayı aşağı çekti ama yine de kazançla bitirdik. Bir yandan da FED tutanakları geldi. FED etkileri piyasaları nasıl ikna etsek diye görüşmüşler uzun vadede. Faizler yukarı çıkarılacağı zaman ne hedef alınmalı? Enflasyon ve işsizlik mi yoksa zaman, tarih odaklı mı olmalı diye tartışmış konuşmuşlar ama piyasayı kurtarma, destekleyici yönde devam ediyorlar. Bununla birlikte Kongre Bütçe Ofisi de gayri saf milli hasılanın %38 kadar düşeceğini öngörüyor ikinci çeyrekte. Wall Street Journal ekonomistleri federal bütçe açığında 2.1 trilyon dolar olacağını söylediler 30-50 itibariyle. Ama dediğim gibi piyasa hem ABD ekonomisinin açılımını hem de perakende sektörün canlanmasını fiyatladı. Onunla birlikte yukarı çıktı diyorum. Söz tekrar size İstanbul'a veriyorum. Ve Asya piyasalarına bu sabah baktığımızda da az önce dolar için anlattığımız hikayenin geçerliliği korunmakta. Yuan tarafında yükseliş var. Aynı zamanda Avustralya doları 2 aydır koruduğu bandı kırdı ve 10 haftanın en yükseğine geldi. Yine Yeni Zelanda dolarında 10 günün en yükseğindeyiz. Bu yükselişin devam etmesi yönünde beklentiler var. Yanı sıra bu sabah aldığımız makro veriler de oldu Asya tarafında. Japonya'da Jibun Bank'ın açıkladığı imalat PMI seviyesi 38,4 ile Mart 2009'dan bu yana en düşüğe gelirken hizmet PMI tarafında 21'lerden ancak 25,3'e kadar toparlanılabildi. Yine ticaret tarafına baktığımızda Nisan'da Japonya'nın ihracatı %21,9, ithalatı ise %7,2 düştü. Bunlar beklendiği kadar kötü rakamlar değildi ama yine de düşüşe işaret etti. Amerikan Dışişleri Bakanı Pompeo koronavirüsle mücadele için Çin'in ortaya koyacağı 2 milyar doları dünyaya vermiş olduğu hasarla kıyasladığımız zaman oldukça az diye nitelendirdi. Güney Kore tarafında ise ayın ilk 20 gününe ilişkin ticaret rakamlarını karşıladık. Orada da ihracat tarafında %20,3, ithalatta ise %16,9'luk düşüşler söz konusu oldu. Asya tarafında işler böyleyken Amerika tarafına döndüğümüzde bir yandan Dünya Ticaret Örgütü küresel ticaretin 2020'nin ilk çeyreğinde sert daralacağını söylerken Amerikan vadeli tarafında hatırlatalım bugün Perşembe, dolayısıyla haftalık işsizlik maaşı başvurularını göreceğiz. İçeride PPK kararını takip edeceğiz. Az sonra Bloomberg Etti anketinden detayları da ekranlarınıza getireceğiz. Yine bugüne baktığımızda Avrupa tarafında da PMI verilerini takip ettiğimizi hatırlatalım. Amerika'da dediğimiz gibi bir yandan haftalık işsizlik maaşı başvuruları var. Bir yandan da ikinci el konut satışları verilerini izleyeceğiz. Fed Başkanı Powell'ın konuşmalarını da bu hafta içerisinde neredeyse her gün takip ettiğimizi hatırlatalım. Amerika'da vadeli de şu anda dünkü kuvvetli kazanımlar sonrası, hatta hafta başından beri gördüğümüz grafikler sonrasında bir miktar kar satışı beklentisi var. %0,55'e varan kırmızı ekranlar yansıdı. Tahvil tarafı da hareketli Amerika'da. Dün Amerikan hazinesi 1986 yılından bu yana ilk defa 20 yıl vadeli tahvil ihracına çıktı. 20 milyar dolarlık bu tahvil ihalesinde faiz %1,22 seviyesinde oluştu. Amerikan Hazine Bakanı Steven Mnuchin de ultra düşük faiz ortamında vadeleri uzattıkları şeklinde bir yorum paylaştı. Aynı zamanda yabancıların elindeki Amerikan tahvil stoku da 18 yılın en düşüğüne gelmiş vaziyette. Bu arada Cumhuriyetçi senatörler de 3 trilyon dolarlık koronavirüsle mücadele paketini reddettiler ve şimdilik aceleci olmamak gerektiğini söylediler. Bu sabah Amerika'nın 10 yıllık tahviline baktığımızda ise 20 yıllık ihale sonrasında 0,66 sınırında hareket ettiğini aktarabiliyoruz.
Son bir notu da emtiadan verelim. Dün itibariyle özellikle koronavirüsle ilgili aşı belirsizliği altın fiyatını yükseltirken petrol tarafında Enerji Bilgi Dairesi'nin açıkladığı rakamlar izlendi. Burada resmi ham petrol stoklarının Amerika'da 5 milyon varil azaldığı belirtilince petrol fiyatları bir miktar yukarı kıpırdadı. Uluslararası Enerji Ajansı ise küresel elektrik tüketiminde 80 yılın en sert düşüşünün yaşanabileceği şeklinde bir uyarı paylaştı. Bu sabahki fiyatlamaya baktığımızda spot altın 1740 dolar 88 sentte, Amerikan tipi ham petrolde 34 dolara doğru gidiyoruz ve Brent petrolde 36 dolar 15 sentle işlemler devam etmekte. Hal böyleyken bugün bizde Merkez Bankası kararı takip edilecek dedik. Bloomberg ET araştırma masası konuyla ilgili bir anket düzenledi. 17 kurumun katılımıyla yapılan ankette medyan beklenti politika faizinin 50 bas puan ineceği şeklinde. Bloomberg KT Araştırma Bölümünün Merkez Bankası faiz kararı anketine katılan kurumların medyan beklentisi politika faizinde 50 bas puan indirim olacağı yönünde gerçekleşti. Ankete katılan 17 kurumun 13'ü 50 bas puan indirimle politika faizinin %8.75 seviyesinden %8.25 seviyesine gelmesini bekliyor. Anket katılımcılarından 2 kurum politika faizinde 75 bas puan, 1 kurum 100 bas puan indirim bekliyor. Bir kurumsa faizlerde herhangi bir değişiklik beklemiyor. Merkez Bankası'nın gecelik borç alma faizi %7.25, politika faizi olan bir haftalık repo faizi %8.75 ve gecelik borç verme faizi de %10.25 seviyesinde bulunuyor. Merkez Bankası en son Nisan'daki para politikası kurulu toplantısında politika faizini beklentiler üzerinde 100 bas puan indirerek %8.75'e çekmişti. Merkez Bankası'nın faiz kararı 21 Mayıs Perşembe günü saat 14'te açıklanacak. İstanbul Portföy Yönetici Ortağı Tufan Deriner her perşembe olduğu gibi bizimle. Tufan hoş geldin yayınımıza diyelim ve hemen soralım. İstanbul Portföy'de bugün Merkez Bankası'ndan nasıl bir beklenti içindesiniz hem faiz hem de politika metni açısından? Evet, şöyle esasında her seferinde birazcık böyle faiz indirimlerinin temkinli olacağını düşünüyoruz ama her seferinde de faiz indirimi bugüne kadar geldi. Bu sefer de sanki böyle bir 50 belki bir 0.75'e doğru giden bir faiz indirimini göreceğiz. Hatta belki bir puana doğru yaklaşabilen bir faiz indirimini göreceğiz. Yani dünya ortamı, bu durgunluk ortamı birazcık hani bunu ciddi noktada destekliyor. Bir de son dönemde kurun da birazcık geri gelmesiyle beraber ben açıkçası Merkez Bankası'nın bu sefer birazcık daha belki hani önden faizleri indirmeye devam edeceğini açıkçası düşünüyoruz. Dolayısıyla hani ana beklentimiz sanki böyle 75 bas puan indirmiş gibi duruyor. Ama hani 50 de 1 de bizi bu süreçte açıkçası şaşırtmaz ve piyasanın da çok fazla bir tepkisi açıkçası bunlar olduğu takdirde olmaz diye düşünüyoruz. Ben de sana tam onu soracaktım. Hani böyle bir adım geldiği noktada acaba kur tarafında, faiz tarafında herhangi bir tepki beklemek gerekir mi diye ama olacağını düşünmüyorum dedin Tufan. Kurdaki geri çekilmeden bahsettim. Tabi bu da Merkez Bankası'nın elini bir miktar rahatlatacak bir unsur. Rekordan geri döndüğümüz bir grafik söz konusu oldu. Kurun düşüşünde sana göre en çok neler etkili oldu ve dünkü mesela Katar'la swap anlaşması benzeri adımların diğer ülkelerden de gelmesini bekler misin? Çünkü Hazine Bakanlığı da dün yapmış olduğu açıklamada diğer ülkelerle yine temaslarında devam ettiğinin altını çizdi bir kez daha. Şimdi şöyle tabii esasında haber 19 Mayıs yani tatil olduğumuz gün esasında bütün bunlar ortaya çıkmaya başladı ve esas gevşemeyi zaten yaşadığımız gün o gün oldu. Şimdi tabii bununla beraber evet Katar'la bir anlaşma yapıldı ama bununla beraber bir sanki hani İngiltere ile ve Japonya ile de bu tarz bir anlaşma yapılacak diye piyasada bir beklenti var. Dolayısıyla hani bu Katar'la yapılandan sonra ve kurun da geldiği nokta itibariyle şu an hani hem İngiltere ile hem de Japonya ile eğer bir anlaşma olmaz ise sanki birazcık daha piyasada hani onların da beklentisi var diye düşünüyorum. Kur belki birazcık daha yukarı bu seviyelerden hani o anlaşmalar olmadıkça birazcık buradan bir yukarı doğru bir hareketini görebiliriz. Yani sonuçta Katar'la yaptığımız 10 milyar dolarlık swap anlaşması evet bize hani bize bir süreliğine kurun aşağı gelmesine sebebiyet verecek bir gelişme. Ama onun yanına hani piyasadaki beklenti açısından söylüyorum bunu. İngiltere ve Japonya'dan geleceği de eklersek o zaman kur birazcık daha sanki bu seviyelerde kalıcı olur diye düşünüyorum. Ama sırf bu anlaşma eğer Katar'la kalırsa
birazcık daha kurun buradan yukarı gittiğini görebiliriz. Hani kurun geri gelmesinde, daha öncesinde de kur birazcık geri gelmişti. Bütün bu yurt dışındaki rahat TL bulamama ayarlamalarının bence çok fazla önemi oldu. Dolayısıyla şu anda hani herkes bence yurt dışında birazcık pozisyon ayarlamakta ve TL'yi bulmakta zorlandığı için de kurun buraya kadar geldiğini açıkçası net bir şekilde gördük. Ama hani önümüzdeki süreçte ben bu seviyelerden böyle çok daha hızlı bir geri çekilmeyi açıkçası kurda beklemiyorum. Yani benim açıkçası hani en taban olarak gördüğüm yerler 6.60'lar seviyesi. Ama dediğim gibi hani Japonya ile ve İngiltere ile bir an swap anlaşması olmadığı takdirde belki böyle tekrar bir yukarı doğru gidebilir ama yakın vadede böyle çok da 7'nin üstlerine tekrar atacağını açıkçası kurun önümüzdeki dönemde düşünmüyorum. Dün baktığımız zaman Financial Times'da konuyla ilgili bir haber gördük. İngiltere'de yetkililer böyle bir haberin çıkmış olmasından şaşkınlık içerisinde olduklarını söylemişler anladığımız tarafıyla. Japonya tarafı ise şu an için herhangi bir yorum vermiyor. Konuyla ilgili gelişmeleri tabii takip etmeye devam edeceğiz. Orada dalgalı bir haber akışı var ve dediğin gibi kur için önemli bir hassasiyet olmaya devam ediyor. Dün aynı zamanda günün ilk saatlerinde BDDK'dan da bir haber görmüştük Tufan. Yabancı bankalara TL plasman, depo, repo ve krediler öz kaynakların %0.5 ile sınırlandırıldı denildi ve bunun içerisinden Euroclear ve Clearstream'in yurt dışıyla TL işlem sınırlamalarından muaf tutulduğu haberiyle beraber geldi. Bu haber beklentiniz dahilinde miydi ve nasıl yorumladınız? Ya şöyle, esasında bu süreç içinde sonuçta bir merkez tarafından her zaman bir spekülatif bir atak olduğu düşünülüyor sonuçta dolara doğru. Ve hani bu düzenleme yaparken de bazen bazı şeyler birazcık daha açıkçası hani olması gerekenden daha sert bir şekilde oluyor. Dolayısıyla bazen de sonuçta bazı şeylerin yürümesi lazım ve işlerin sonuçta dönüyor olması lazım. Bütün bunlarla beraber orada biraz aksamaların olacağından dolayı orada öyle ufak bir geri adım atıldı. Bence teknik bir düzeltmeydi. Dolayısıyla hani bu verdikleri kararın arkasından yapılan bu ufak düzeltme çok da fazla bence hani piyasalar üstünde çok fazla bir kur üstünde bir etkisi olduğunu söylemek çok doğru olmaz. Hani bunu geçtiğimiz dönemde işte yükümlülüklerini yerine getirmeyen o 3 bankayla ilgili de gördük. Yükümlülüklerini yerine getirmedikleri dönemde bir yasakla karşı karşıya kaldılar. Sonrasında da hemen hızlı bir şekilde bu yasakların açıkçası hayatın normal seviyede en azından bizim finansal tarafta işlerin yürüyebilmesi için hızlı bir şekilde yükümlülükler yerine geldiğinde yasakların ortadan kalktığını gördük. Dolayısıyla bu da onun gibi bir sonuçta işlerin düzgün yürüyebilmesi, finansal aktivitenin düzgün yürüyebilmesi için yapılması gereken bir şeydi. Hızlı bir şekilde de bu kararın arkasından bir şekilde gerçekleşti. Şimdi bir yandan Euroclear ve Clearstream tarafında bridge platformu üzerinden TL işlemlerinin durdurulduğunu gördük. Diğer tarafta BNP Paribas'da ana aracılık faaliyetleri üzerinden benzer bir adım attı. O zaten az önce senin de saymış olduğun 3 bankadan bir tanesiydi. Bu tip hamleleri geçici görmek lazım herhalde, değil mi, piyasacı gözüyle? Ya bence şöyle, inşallah geçici olur. Yani hani uzun bir süre böyle bu tarz şeylerin olması piyasalar açısından, en azından piyasanın likiditesi açısından ileriye dönük olarak inşallah çok kısa vadeli olduğunu varsayıyor. Şimdi bir de tabii TL'nin konvertibilitesi açısından da. Aynen öyle. Bunlar her açıdan çok çok önemli. Tabii bir yandan da şöyle düşünmek lazım. Sonuçta bu kurumlarda TL bulmakta çok ciddi bir şekilde zorluk çekiyorlar ve bence bu noktadan sonra fiyat vermekte de birazcık daha fazla zorlanıyorlar. Bence bunların içinde bu TL'ye de artık hani bu işlemleri yapmamalarının arkasında bence yatan sebeplerden bir tanesi de esasında bu. Hani merkezin de yapmak istediği, zaten çok hızlı bu kurun yukarı gitmek istediği noktada kontrol edebilir bir noktada olmak istiyor. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde tam nasıl gelişeceğini, yani bütün bu swaplar alınıp birazcık daha döviz rezervlerinde bir rahatlama hissettikten sonra belki tekrar TL'nin önü açılırsa eğer, hani yurt dışına verme açısından söylüyorum, o zaman tekrar bence bu işlemler başlayabilir. Ama hani genel olarak benim hep düşüncem bu işlerde bazı şeylerin kapanmasından çok hep ne kadar çok enstrüman olması ve ne kadar çok işlem görmesi, likiditenin ne kadar fazla olması uzun vadede her zaman bu tarz paraların hep ya özellikle mesela ne kadar çok yerde işlem görüyor olmamız TL açısından da eğer rezervlerimiz, her şeyimiz yerinde olduğu dönemde daha pozitif olduğunu açıkçası düşünüyorum. Dolayısıyla hani böyle dönem dönem şeyler olabilir. İnşallah hepsinin kısa vadeli olacağını ve tekrar her şeyin yavaş yavaş normale döneceğini umuyoruz.
Az önce hani sadece Katar'la sınırını kılırsa bu swap anlaşmaları tabii ki yeterli olmaz demiştin Tufan. Orayı biraz açalım istersen. Merkez Bankası'ndan gelen son rezerv rakamlarını vesaireyi de hesaba kattığımız zaman, işte cari açık kalemlerini hesaba kattığımız zaman ne kadarlık bir fonlama görürse piyasa rahatlar dersin. Ya esasında ne kadar fonlama görmesinden çok, dediğim gibi salı günü işte çıkan haber öncelikle Katar'ın olmadığı ama hani İngiltere ve Japonya ile bir swap anlaşması yapılacağı yönündeydi. Dolayısıyla şimdi piyasa bu beklenti içine girip de gerçekleşmediği takdirde ben dövizin üstünde açıkçası birazcık olumsuz bir etki olabileceğini düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi o tatil gününde, yani 19 Mayıs'ta yaşadığımız kurdaki düşüş yaşamamızın ana sebebi buydu. Piyasa bu beklentiyle şey yaptı. İşte bugün belki Japonya'dan gelecek bir açıklama da o tarafta sanki bekleniyor gibi. Dolayısıyla hani hep dediğimiz gibi piyasa bir beklenti yarattığı zaman onu önceden satın alıyor ve onu birazcık satın aldı. Dolayısıyla gerçekleşmezse eğer tekrar eski seviyeye doğru birazcık daha hareket olabilir. Hani kaynak tarafında da bence Türkiye ne kadar döviz bulursa önümüzdeki dönemde Türkiye açısından o kadar daha açıkçası pozitif olacaktır diye düşünüyoruz. Hani onu tam olarak rakam olarak vermek çok kolay değil ama sonuçta Türkiye'nin her zaman dediğimiz gibi bir kaynağa ihtiyacı. Özellikle böyle zor bir süreçten geçtiğimiz bir dönemde her zaman bir kaynağa ihtiyacı vardı. Dolayısıyla ne kadar kaynak daha bol bulunabilirse bence piyasalar açısından, Türkiye açısından daha da pozitif olacaktır diye düşünüyorum. Emeksa Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Figen Özalcı Gümülcü'ne dün yayınlarımızda konuk olmuştu. Swap anlaşmalarının devamını bekliyoruz dedi. Figen'e de kulak vererek devam ediyoruz. Bu haberin zamanlama olarak bu sabah gelmesini ben pozitif karşılıyorum. İki açıdan pozitif karşılıyorum. Bir tanesi, dün biliyorsun bir haber akışı oldu. Özellikle bu Japonya, İngiltere merkez bankalarından bir swap anlaşması yapıldığına dair. Ama sonra hazineden bu haberle ilgili bir yalanlama geldi. O noktada kurda bir miktar stres artmıştı. Bir de tabii biliyorsun yarın Merkez Bankası'nın faiz kararı açıklanacak. Yani kurun bir miktar tansiyonu yüksek olabilirdi bugün. Hem yalanlama nedeniyle hem de Merkez Bankası'nın yarın toplantısı olması nedeniyle. Bu anlamda ben olumlu buluyorum yani bu sabah gelen haber akışını. Tabii ki devamını bekliyoruz. Çünkü Hazine Bakanlığı'nın açıklamasında pek çok Merkez Bankası ile görüşüldüğüne dair bir ifade vardı. Bunu tabii ki başlangıç olarak görüyoruz. İlk adım olarak olumlu buluyorum. Bir süredir bekliyoruz. Yani piyasaların dönem dönem sıkıldığı da bir an oldu açıkçası. Yani evet bir görüşme var ama bir türlü nihayete varmıyor diye. Bu ilk etapta bunun gerçekleşmesi, evet gerçekten bu tarz görüşmeler var ve bunun ilk adımı atıldı şeklinde ben yorumluyorum. Tabii ki devamını açıkçası bekliyoruz. Son dönem içerisinde konuyla ilgili Reuters'ta da bir haber çıkmıştı. Onlar rakamsal da birkaç başlık paylaşmışlardı. Şubat sonundan itibaren bakıldığında 40 milyar dolar civarından 26 milyar dolar civarını düzeltelim bu sene içerisinde Merkez Bankası'nın net döviz rezervinin indiğinden bahsetmişlerdi. Yine bankacılara dayandırarak bakıldığı zaman 30 milyar dolar gibi bir rakamı kamu bankaları üzerinden kura müdahale amaçlı satış yaptığını, yine de TL'nin %15 değer kaybettiğini ifade etmişlerdi. 12 ay Türkiye'nin yükümlülüklerinin 168 milyar dolar civarında olduğunu, bunun da yarısının vadesinin Ağustos'a kadar dolacağını söylemişlerdi. Ve turizmle ilgili de özellikle gelir beklentilerinin azalmasıyla beraber cari açık tarafına da dikkat ediyoruz demişlerdi. Dün doçent doktor Atılım Murat Hoca'dan bir görüş paylaştık. Hem turizmde hem de borsada bu sene biz baş başayız, yerli tarafta birbirimize yetmeye çalışacağız demişti hoca. Katılır mısın diye soracağım Tufan. Çünkü turizmle ilgili bir normalleşme sürecine girdik. Bakan Ersoy'un konuyla ilgili açıklamalarını da izliyoruz. Borsa tarafına döndüğümüzde de tekrar 102 binlerden bahseder olduk ama yine biz bize mi yükseleceğiz? Evet, hocam gayet doğru söylemiş. Yani hani borsa tarafı özellikle konuşursak bence mesela önce esasında turizm hakkında konuşursak bence çok önemli bir konu. Ve ne olacağını da kestirmek açıkçası çok kolay değil. Çünkü insanların tepkilerini açıkçası şu an için çok net olarak ben tam veremiyorum. Yani acaba turizm tekrar canlanır mı, canlanmaz mı bu sene? İnsanlar ne kadar çabuk tekrar bu hani turizm tarafında aktivitelerini hızlandıracaklar? Karar vermek çok kolay değil. Ama ne yazık ki eğer düşündüğümüz gibi çok çok verimli bir yıl olmayacağı kesin. Dolayısıyla hani seneye başlarken ki bizim en büyük beklentilerimizden biri esasında
turizm tarafıydı. Yani o taraftan çok ciddi bir döviz girişini ülkemiz açısından bekliyorduk. Çünkü geçen sene de iyi geçen bir turizm vardı ama artık bu sene tam böyle meyvelerini topladığımız bir yıl olacaktı. Ama işte bu virüs nedeniyle sanki olmadı. Ama ben hala ümitliyim yani o taraftan. Şimdi yavaş yavaş açılmalarla beraber önümüzdeki dönemde turizmin nasıl olacağını ciddi bir şekilde göreceğiz. Ama sonuçta net olarak hesaplarımıza göre bizi daha geride, yani döviz geliri olarak bizi daha geride bırakacağı çok net. Dolayısıyla hani o tarafta da birazcık sanki baş başa kalacağız gibi duruyor. Bir tane bayramı sonuçta boş geçeceğimiz de çok net. Bu bayramda sonuçta bu yasaklar sonuna kadar devam ediyor. Dolayısıyla hani bütün bu turizmin en canlı olduğu dönemi herkes evinde geçirecek. Dolayısıyla bunun da etkisi muhakkak turizm sektörü üstünde ciddi bir şekilde olacaktır. Hani onu bir tarafa bırakırsak, hani o tarafı kendi kendimize zaten çok fazla bir noktaya kadar besleyebilme yeteneğimiz var. Dolayısıyla hani oradan beklediğimiz döviz girişi sanki bu sene olmayacakmış gibi duruyor. Borsa tarafında bence birazcık daha bir süre daha böyle baş başa olmaya sanki devam edeceğiz gibi duruyor. Yabancı satışı geliyor ciddi bir şekilde piyasaya. Özellikle bankacılık sektöründe bu satışın çok geldiğini görüyoruz. Dolayısıyla yerlinin ilgisi ciddi bir şekilde devam ediyor. Bugün sanki faiz indiriminin gelmesiyle beraber birazcık daha da borsanın üstüne ilgi sanki önümüzdeki dönemde artabilir gibi duruyor. Mevduatların özellikle bu BDDK'nın aldığı son kararla beraber mevduatların çok ciddi bir şekilde geri geldiğini gördük. Dolayısıyla insanlar parasını fazla artık TL faize çok fazla tutmak açıkçası istemiyorlar. Dolayısıyla borsaya doğru yerliden ciddi bir kayış oluyor. Ve ben böyle bir biz bize daha piyasanın bir süre daha özellikle bu yıl bir süre daha devam edeceğini düşünüyorum. Sanki yabancı gelip bizim piyasalarda alım yönünde çok davranmayacakmış gibi sanki bu süreçte duruyor. Dolayısıyla ama canlılık da var piyasada. İşlem hacminin çok ciddi bir şekilde son dönemde son 3-4 aydır arttığını çok net bir şekilde görebiliyoruz yerli ilgisinin gelmeye başladıktan sonra. Bu gelen ilgiyle beraber piyasa bu canlılığını sanki bir süre daha koruyacakmış gibi duruyor. Ama bir noktadan sonra da bu yabancı gelen yabancı satışlarında ağırlığını piyasada bir noktadan sonra bence görebiliriz diye düşünüyorum. Dolayısıyla hem bir yandan evet hani sanki borsa birazcık böyle diğer rakiplerine göre daha öndeymiş gibi duruyor yatırım yapmak açısından ama birazcık da temkinli olmakta ileriye dönük olaraktan fayda olduğunu düşünüyorum. Çünkü şu anda geldiğimiz yabancı takas oranları son dönemde görmediğimiz takas oranları. Yani hiçbir krizde biz 61'lerin 60'ın altına hiç gelmemiştik yabancı takas oranı olarak. Şu anda 55'lerin altına gelmiş durumdayız. Dolayısıyla hani bu gelen stokla beraber açıkçası hani fiyatlar da yukarı gittikçe bir yerden sonra sırf biz bize olmamız bir baskı yaratacaktır endeksin yukarı gitmesi konusunda diye düşünüyorum. Şimdi dün mesela baktığımızda haber akışında işte aktif rasyosunda bankaların BDDK'nın isteklerini tutturduğu ile ilgili başlık vardı. Hem menkul kıymet alımları hem de vermiş oldukları kredilerle beraber. Diğer tarafta Katar'dan haberi gördük. Pek çok başlık aynı anda geldi aslında bankalar için ama gün sonunda baktığımızda bankalar %0.01 kadar eksiyle günü kapattılar. Yani çok yatay bir gündü. Ne Katar haberi ne de aktif rasyosunu krizini aşmış olmaları haberi bankaları yükseltmeye yetmiş gözükmüyor. Bundan sonrasında bir biz bize hareket olacaksa acaba banka hisselerine ne kadar bir ilgi olacaktır? Bir de tabii bankaların üzerindeki bu aktif rasyosu baskısı artık azaldığına göre krediler tarafında bilemiyorum. Biraz daha rahat nefes alma şansı olur mu bankaların? Şimdi şöyle mesela şu geçtiğimiz son 2-3 senelik süreci düşünürsek hakikaten bankalar açısından esasında yönetilmesi zor bir süreçten geçtik. Ama ben hep şunu söylüyorum bizim Türk bankaları gerçekten hem sermayelerinin sağlamlığı hem aktiflikleriyle beraber bu dönemleri hep genelde çok çok iyi yönettiler. Şimdi çıkan bu kararla beraber gene çok hızlı bir şekilde bir şekilde adapte olmayı gene çok hızlı bir şekilde becerdiler. Dolayısıyla hani bunun yansıyan olumsuzlukları artık yavaş yavaş hani sizin de senin de söylediğin gibi sona gelmiş durumda. Dolayısıyla hani fiyatlarına da bakarsak şu anda bizim bankalarımızın açıkçası ucuz olduğunu söyleyebiliriz. Bizim bankaları belki birazcık hani yurt dışı bankalarla karşılaştırdıktan sonra çarpanlarıyla bakınca birazcık pahalı gibi geldiği için de yabancıdan birazcık buraya açıkçası satış geliyor olabilir. Hani bunun kesilmesiyle beraber ben açıkçası bankacılık tarafında
tekrar bir yukarı hareketin olabileceğini düşünüyorum. Şimdi senin de söylediğin gibi bazı noktalardaki bu olumsuz beklentiler artık bankalarla ilgili birazcık geri çekilmiş durumda. Dolayısıyla burada oluşabilecek, işte belki swap tarafında oluşabilecek bir iki tane daha gelebilecek güzel haberle beraber ben bu sefer alışın bankacılık tarafına gelebileceğini açıkçası düşünüyorum. Şu anda bankacılık sektörünün endeksiyle sanayi sektörü endeksi arasındaki açılma çok ciddi bir boyuta çıktı. Yani normalde bu da bizim görmeye alışık olduğumuz bir açılma değildir. Dolayısıyla hani bu kadar bir açılma olduğu noktada artık yavaş yavaş eğer yurt dışından gelen bu bankalara olan satış birazcık durulursa hani o tarafta birazcık toparlanmayı görebiliriz. Ama dediğim gibi o tarafta da ciddi bir stokta artış oldu yerlinin elindeki yabancıdan gelen satışlardan dolayı. Dolayısıyla yukarı gidişler de çok hızlı olmayacaktır diye düşünüyorum. Ama bir toparlanmayı da bu seviyelerden en azından sanayi endeksiyle arasındaki farkın birazcık daha önümüzdeki dönemde kapanması gerektiğini çok net olarak düşünüyorum. Murat Bey, Katar'ın para birimi dolar olmadığı halde swap anlaşmasının dolar olarak açıklanmasını nasıl yorumlayalım demiş. Ama zaten Merkez Bankası'nın duyurusuna bakarsa izleyicimiz görecek ki 15 milyar dolar karşılığında Türk lirası ve Katar riyali şeklinde bir açıklama var. Dolayısıyla ne olursa olsun işlem tabii bu ülkelerin para birimleri üzerinden gerçekleşecek. Ama neye muadil olduklarını anlamak açısından doların burada parametre olarak kullanıldığını tekrar belki altını çizmekte fayda var. Bankacılık sektörüyle ilgili bir endeks yorum. Ekrana getirelim. Ata Yatırım Direktörü Cem Tözgel yayınımızdaydı. Neler söyledi? Birlikte hatırlıyoruz. Aynı hikaye devam ediyor. Sektörel ayrışma devam ediyor. Bankacılık sektörü geride kalıyor. Geride kaldığı sürece de Borsa İstanbul gitmesi gerekenden daha az ivmeyle yukarı doğru gidiyor. Hani yurt dışı piyasası Allah'tan iyi bundan dolayı endekslere destek veriyor ama hani bir şekilde hep altını çizdiğimiz perakende sektörünün pozitif ayrışması, telekom sektörünün pozitif ayrışması, bilişim sektörünün pozitif ayrışması bir yere kadar endeks taşıyabiliyor. Ama ne zaman bankalara aynı bugün olduğu gibi bir miktar satış gelince kapanışlar zayıf oluyor ya da yurt dışındaki kadar güçlü olmuyor. Ve bu bankaların geri kalmasının birkaç sebebi var. Bugünkü sebeplerden bir tanesi bu Fitch'in bazı bankaların görünümünü düşürmesi ve bazı bankaların notunu düşürmesi olduğunu düşünüyorum. Yine tabii yabancı katılımı eksikliği bankacılık sektörü için şu anda ciddi problem. Yani yerlinin hem yerli bireysel hem de kurumsal yerlinin gücü şu anda tek başına bankaları götürmeye pek yetmiyor. Tabi bu net aktif rasyonuyla ilgili gelişmeler de bankacılık sektörüsünde bir miktar baskı oluşturmuş durumda. Bugün tabi rakamlar açıklandı. Yani özel bankalar aktif rasyonunu tutturmuş durumdalar. Yani burada önümüzdeki süreçte bir miktar baskının azaldığını görebiliriz. Ama ben nihayetinde yine de bankacılık sektörü önderliğinde bir hareket olacaksa bunun gerçekleşeceğini düşünüyorum. Eğer yurt dışındaki piyasalar buna müsaade ederse endeksin o önümüzdeki 200 günlük hareketli ortamının bulunduğu 104.500 seviyesine test etme imkanını hala çok yüksek olarak görmekteyim. Sen de söyledin az önce Tufan, aslında bizim bankacılık endeksine baktığımızda geçen hafta özellikle grafiğini de paylaşmıştık gelişmiş ülkelerle kıyasladığımız zaman bir miktar biz pahalı kaldık diye. Esasında belki Avrupa, Amerika bize göre ucuz kaldı demek lazım veya Japonya, çünkü örneğin İngiltere tarafında, Euro bölgesi tarafında yavaş yavaş artık negatif faiz tartışmalarının ayyuka çıktığı bir ortam var. Avrupa zaten epeydir negatif faizde, bunun da banka karlarını erittiğinden epeydir bahsediyoruz ama tartışmanın içerisinde bu hafta İngiltere Merkez Bankası girdi. Hatta dün İngiltere'de ilk defa negatif getirili tahvil ihracı da gerçekleşti. İşte Amerika tarafına bakıyoruz, Powell sıcak bakmıyoruz dese bile bir negatif faiz fiyatlaması orada da Fed vadelerine baktığımız zaman dikkatimizi çeken bir unsur haline geldi. Böyle olunca hem banka endeksleri belki biraz baskı altında kalıyor, hem negatif faizle mi gidiyor dünya, bunu tartışıyoruz her tarafta. Diğer tarafta da bunu tabii euro dolar üzerinde bir onun test edilmesi gibi bir süreci de beraberinde getirdiğini görüyoruz. Hem Amerika'dan gelen veriler açısından baktığında sence Fed cephesinde negatif faizi gerektirecek bir unsur var mı diye sorayım sana. Hem de Euro-Dolar'da geldiğimiz seviyeleri ne kadar kalıcı buluyorsun? Önümüzdeki süreç daha çok Euro lehine mi, Dolar lehine mi gelişecektir? Evet, şöyle şimdi hani Fed'in önümüzdeki dönemde ne yapacağını, negatif faizi gidip gitmeyeceğini bence karar vereceğimiz en önemli şey gelişmeler. Dolayısıyla hani bugün itibariyle zaten artık çok akut bir süreçten artık yavaş yavaş normal hayata doğru geçtiğimiz bir dönemin içindeyiz. Dolayısıyla Fed'in bundan sonraki kararı artık ekonominin bence
hani Eylül-Ekim'de ne kadar canlandığı ve ne noktaya geldiğimiz olacak. Eğer o noktada gene istediğimiz noktalara eğer gelememişsek, nasıl çok hızlı bir şekilde para basıp önlemlerini aldılarsa, o dönemde de bence negatif faizi tekrar konuşmaya başlarız diye düşünüyorum. Yani Fed'in sonuçta ana stratejisi esasında faizleri bir şekilde arttırmak ve Amerika'da bir şekilde enflasyonu yaratmaktı. Bunu zaten bundan bir sene evvel artık bir şekilde olmayacağını anladıktan sonra, tekrar faiz indirim sürecine girdiği dönemden sonra şu anda net olarak çok negatif faize girmek istemediğini esasında görüyoruz. Ama hani önümüzdeki dönemdeki koşullar, eğer ekonomik aktivite bir türlü canlanmaz ve bunu yakalamakta eğer zorluk çekersek, negatif faizde o tarafta bence göreceğiz. Çünkü sonuçta merkez bankalarının elinde çok fazla esasında uğraşabilecekleri bir enstrüman yok. Yani dönüp dolaşıp hep burada da, hep programlarda konuştuğumuz şey, işte para basıyorlar. Sonuçta ondan sonra da faiz indirimine gidiliyor. Dolayısıyla hani bir noktada eğer istenilen noktaya ulaşılamazsa, bence Fed de o noktaya doğru gidecektir ama bir onun için daha bence bir 2-3 aylık bir sürecimiz var. Ve söylemlerinde de nasıl birazcık daha kaçınıyorlar bu negatif faizden. Bence bir süre daha kaçınmaya devam edecekler. Eğer istedikleri, arzuladıkları o ekonomik aktivitedeki geri gelmeyi de yakalarlarsa, bence çok konusu Fed tarafından ben önümüzdeki dönemde olacağını düşünmüyorum. Tabii şimdi bunu böyle söyledikten sonraki dönemde de hani dolar euro kuru gerçekten karar vermesi zor bir süreçte. Çünkü bence ikisi de çok fazla tercih edilebilir bir para birimi durumunda hani şu anda değil. Ama benim düşüncem o tarafta, işte 1.05'lerin dolar lehine gelinebilecek şu andaki son nokta. 1.10'ların da en tepede bandı olacak şekilde bir bant hareketi yapacağını düşünüyorum. Ta ki böyle hani ekonomilerde hani bir tarafta böyle çok daha olumlu bir gelişme ya da bir bunları değiştirecek bir makro bir gelişme olmadığı takdirde ben bu bandın içinde önümüzdeki dönemde hareket edeceğini düşünüyorum. Zaten volatilitenin de hani o bu kurdaki çok ciddi bir şekilde düştüğünü bu süreçte çok net bir şekilde gördük. Dolayısıyla ben bir süre daha bir şeyler değişene kadar, böyle çok net bir haber akışı olana kadar dolar euro kurunda böyle 1.05'te 1.10 arasında açıkçası hareket etmesini bekliyorum. Şimdi bir tarafta negatif getirdi de olsa, İngiltere'nin mesela tahvil ihalesinde iki kat talep geldiğini görüyoruz. Yine Amerika tarafında 20 yıl vadeli kağıdın faizi %1.22 olarak oluştu. 1986'dan beri ilk defa piyasaya çıkan bir kağıt. Amerikan Hazine Bakanı da düşük faiz ortamında vadeleri uzatmaya odaklanıyoruz demiş. Yatırımcı eğilim açısından baktığında küresel çapta nasıl bir gidişat görürüz? Altın gibi, içeride dün gördüğümüz mesela konut fiyatları yükselişi gibi değişkenleri hesaba kattığımızda biraz daha bekle gör veya güven. Güvenli limanlara gidiş mi olur dünya çapında baktığında mesela sermaye akımlarına? Evet, şimdi esasında çok güzel bir soru. Şu anda bence dünyada o kadar çok para var ki paranın nereye gideceğini açıkçası kestirmek çok da kolay değil. Bir kere insanların çok güvensiz olduğu bir ortamdayız ve çok bol para var. Dolayısıyla para sürekli nereye gitmesi konusunda çok karar veremiyor. Korkup da kaçtığı zaman, işte petrolde gördüğümüz gibi böyle çok sert hareketler de görebiliyoruz. Ya da altındaki gibi yukarı gidişleri de görebiliyoruz. Yani şimdi 1740'lar seviyesine gelen bir altın var. Dolayısıyla hani başladığı yeri düşünürsek eğer, çok ciddi bir prim yaptı piyasada. Dolayısıyla hani bu kadar bol paranın olduğu yerde ne olursa olsun bir kere hisse senetlerine de paranın gittiğini çok net bir şekilde görebiliyoruz. Yani Nasdaq neredeyse hani bu virüs olayından etkilenmeden endeksler bir şekilde olayın içinden çıktı bu kadar bol paranın olduğu bir ortamda. Ama bu kadar bol paranın da olmasının sebebi esasında güven ortamının dünyada bir şekilde tam olarak oluşmamış olması. Dolayısıyla para çok hızlı bir şekilde bir yerden bir yere hareket ediyor ve sürekli gittiği yerde ya negatif manada ya da pozitif manada çok ciddi getirilere ya da götürülere sebebiyet verebiliyor. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde de birazcık sanki bunu yaşayacağız diye, bunu göreceğiz diye düşünüyorum. Şimdi konut tarafına gelince sanki o taraf birazcık daha insanların şu anda ilk etapta fazla ilgisini çekmeyen bir sektör gibi duruyor dünyada. Ama önümüzdeki dönemde bence bu kadar bol paranın olduğu yerde birazcık da fiyatların da geri geldiğini görüyoruz dünyada. Dolayısıyla yani o tarafa da yavaş yavaş belki bir kayışı bu kadar negatif faizin olduğu bir ortamda açıkçası görebiliriz diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi bu kadar bol paranın olduğu yerde para bir şekilde bu güvensiz ortamda güvenli bir yerlere gitmek için kendini sürekli bir arayış içinde olacak ve
fiyatlarda bence böyle sert yukarı aşağı hareketlere sebebiyet verecek diye düşünüyorum. Bir yayınımızda Garanti BBVA Yatırım Araştırma ve Yatırım Danışmanlığı Koordinatörü Tufan Cömert vardı. Dünya ekonomisi 1,5 yıl kaybetti ve piyasanın kendini aştığını düşünüyorum. O yüzden mevcut durumda piyasa bana heyecan vermiyor dedi. Detaylarını paylaşarak devam ediyoruz. Şimdi bu aşağı haberleri olumlu gelmeye devam ettikçe piyasaları destekleyecek, bu bir. İkincisi, gene Cem'in söylediği gibi petrol ve aslında tüm emtia tarafında böyle bir genel toparlanma var. Biraz stoklarla alakalı, biraz OPEC'in şeyleriyle, üretim kesintiyle alakalı. Bir de bunun ötesinde mesela Avrupa tarafına baktığımızda Avrupa'dan biraz önce konuştuğumuz konunun devamı var. Yani mali yardım tarafında Avrupa 500 milyar euroluk bir yardım paketi üzerinde iyi kötü anlaşmaya vardı. Detayını icabında konuşuruz. Hani onların anlaşması hemen olacak anlamda gelmiyor ama o tarafı destekledi. Şimdi bütün bunların üzerine Trump'ın açıklamaları da kuşkusuz yatırımcının algısını pozitife çeken ana sektörler, etkenlerden biri. Şimdi Trump bu açıklaması var. Yani ben G7'yi toplayacağım var. Yine gündüz dün yaptığı bir açıklama var. Üçüncü çeyrek harika geçecek diyor. Ekonomi gerçekten toparlanması çok zaman alacak. Yine bütçe ofisinin bir açıklaması var. Amerika'nın istihdamının kriz öncesi, salgın önceki seviyeye düşmesi için 2021'de, bak 2020'de bile değil, 2021'de çok güçlü bir işe alım süreci görmemiz lazım diyor. Yani aslında biz 6 ayı, 9 ayı değil 1,5 seneyi kaybettik dünya ekonomisinde. Piyasa fazla hızlı gidiyor. Bir yerde soluğu kesilecektir. Hani V'yi tamamlar tamamlamaz ayrı hikaye ama hani aşırı heyecanlanacak. Ben bir şey gene de göremiyorum geldiğimiz noktadan sonrasında. Peki bundan sonrasında Merkez Bankası politikalarından piyasanın gideceği yere kadar hepimiz aşıya mı odaklanacağız? Bir de onu konuşalım. Çünkü piyasalar tarafında buna ciddi bir tabii hassasiyet var. Aşı gelişti, gelişmedi. Bu konuyla ilgili 2-3 tane zaten şirketin ismi sürekli telaffuz halinde ve bunun piyasaya moral verdiği veya morali bozduğu bir ortam içerisine giriyoruz. İşte bu hafta mesela Moderna tarafında 45 denek üzerinde yapılan çalışmaların önce başarılı olduğu haberi, sonra yeterli olmadığı haberleri gelince piyasa üstünde mesela etkisi olduğu gördük. Diğer tarafta petrol cephesine bakıyoruz. Orada da stoklarda ufak tefek geri çekilmeler olunca piyasanın tepkisi hemen pozitif oluyor. Ne dersin Tufan? Hem emtia tarafında neler düşünürsün? Hem de küresel piyasalar aşıyı mı bekleyecek ciddi bir rally için? Evet, şimdi sanki hani bizim hep dinlediğimiz ve gelen yorumlar aşının birazcık vakit alacağı yolunda. Esasında aşı gelse ondan sonra artık tamamen ekonomi konuşmaya bir şekilde başlayabiliriz. Çünkü aşı zaten işin tamamen net çözümü olacağından dolayı. Ama ben açıkçası aşının birazcık daha süreceğini ve herkesin de piyasada fiyatlamayı yaparken sanki birazcık daha ona göre yaptığını açıkçası düşünüyorum. Şimdi sanki tedavi süreci birazcık daha iyi gidiyor gibi duruyor dünyada. Dolayısıyla artık oranlar birazcık daha pozitif manada aşağı doğru gelmeye devam ediyor. Dolayısıyla bütün bunlar olduğu takdirde artık piyasaların bir yavaş yavaş dünyanın bir toparlanmaya gireceği net. Ama şu da bir gerçek ki fiyatların içinde sanki zaten ekonomi toparlamış ve toparlayacak ve V şeklinde bir toparlanma olacak şeklinde zaten bir fiyatlamayı şu anda açıkçası piyasaların içinde çok net bir şekilde görüyoruz. Şu anda ben de açıkçası satın almak açısından çok fazla böyle hani heyecanlandıracak bir şey bulmakta ben de açıkçası zorluk çekiyorum ama tek atladığımız ve hani karar veremediğim tek nokta şu: bu kadar çok paranın olduğu, bütün ülkelerin para bastığı bir ortamda bu paralar nereye gidecek ve ne olacağını da açıkçası çok fazla bilmiyoruz. Yani şimdi bu kısa vadede bu tarz basılan, çok ciddi basılan paralar çok ciddi bir şekilde belki de piyasaların yukarı gitmesine sebebiyet olacak. Ama bugün değerleme olarak bakarsak bence hani uzun vadede böyle çok heyecan verecek bir değerlemeyi ben piyasalara baktığım zaman açıkçası görmekte birazcık zorluk çekiyorum. Ama dediğim gibi bu kadar bol parayı da biz hiç finansal hayatımız boyunca hiç görmedik. Dolayısıyla hani bunun etkilerine karar vermek çok kolay değil. Dolayısıyla bir yandan bunu düşündüğünüz zaman da piyasanın bir şekilde dışında kalmamak için özen gösteriyorsunuz. Dolayısıyla tam piyasa hani böyle dışında kalmayayım ama temkinli olmayı da bir şekilde elden bırakmayayım piyasası. Emtia tarafında bence hani benim düşüncem, beklentim zaten daha belki programlarda da hep konuşmuştuk seninle. Ben 30-40 dolar arasında bir petrolün buraya 30 doların üstüne atacağını ve 30 ile 40 dolar arasında da hareket edeceğini açıkçası düşünüyordum. Ben çok fazla 40 doların üstüne petrolün çıkacağını beklemiyorum.
Bu seviyeler bence bizim artık yeni normlarda, yeni dünyada oturacağımız noktalar bence bu seviyeler olacak. Bu seviyelerinde özellikle ben Türkiye açısından çok pozitif noktalar olduğunu açıkçası düşünüyorum. Hem aşağı hem petrol üreten ülkeler açısından kaldırılabilir bir fiyat, hem bizim için düşük bir fiyat. Dolayısıyla her açıdan baktığımız zaman açıkçası bunun pozitif olduğunu düşünüyorum. Altın tarafına kayış sanki ortam böyle olduğu müddetçe birazcık daha önümüzdeki dönemde devam edecek gibi duruyor. Ama oradaki yukarı hareket birazcık daha artık yavaş olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü çok hızlı bir yukarı geldik. Hani bunun bir yavaşlamasını önümüzdeki dönemde belki bir kısa bir düzeltmeden sonra tekrar yavaş yukarı gitmesini sanki önümüzdeki dönemde göreceğiz diye düşünüyorum. İstanbul Portföy Yönetici Ortağı Tufan Deriner, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza her hafta olduğu üzere çok değerli katkıların için. Ve temettü yatırımcının eğiliminde acaba ne kadar etkili temettü dağıtımının kısıtlanması ile ilgili bir görüş verelim. Forseti Danışmanlık Kurucu Ortağı Tuncay Yıldıran'a kulak vereceğiz. Arkasından kısa bir reklam aramız var. Şöyle bir hukuki sıkıntı da var orada benim görebildiğim. Şimdi genel kurul karar aldıktan sonra kar payının dağıtılmasına ilişkin olarak bu aslında mevcut ortaklar tarafından bir alacak hakkına dönüşüyor. Yani aslında artık genel kurul kararı alındı, tescil edildikten sonra bunun önünde nasıl bir yetkiyle kimin durabileceğini çok emin olamıyorum bir türlü. Ben naçizane burada gene uyuşmazlıklar çıkarmış gibi geliyor. Tabii şimdi yatırımcı olarak düşünün, bir genel kurul kararı alındı ve temettü ödemesine karar verildi. Siz bu karar çerçevesinde buna istinaden bir yatırım kararı aldınız. Kağıdı elinizde tutmakla tutmamakla ilgili olarak yahut da yatırım yapmakla yapmamakla ilgili olarak aradan zaman geçti. Birileri geldi dedi ki arkadaşım kusura bakma %25'ten ötesini ben dağıtmıyorum dedi. Benim yatırım kararlarım o zaman değişti. Şimdi ısrarla söylemeye çalıştığım şey bu güven oyunun kurallarının bu kadar sıklıkla ve kolaylıkla değiştirilemiyor olmasının sebebi aslında bu. Yatırımcıların bu karar çerçevesinde nasıl bir aksiyon alabileceklerini çok emin değilim. Halka açık anonim ortaklar açısından da aynı problem geçerli. Hani mevzuata uyulmaması durumunda yaptırım nedir? Ayrı bir tartışma. Hani bunun bir yaptırımı var mıdır, yok mudur? Kanuna baktığınızda iflasını talep etmek gibi bir hak bile var Ticaret Bakanlığı'nda. Bu uygulanabilir mi? Çok emin değilim. Şimdi halka açık anonim ortak, yani siz bunu halka açık olmayan anonim ortaklar açısından belki bir noktaya kadar okey, kabul edilebilir. Ama binlerce yatırımcının kararlarını etkileyecek şeylerden bahsediyorsunuz. Norsiyem, ABD vadeli işlemler piyasalarını sunar. Amerika'nın ajandasında her perşembe olduğu gibi bugün haftalık işsizlik maaşı başvuruları var. Aynı zamanda tabii küresel çapta izlediğimiz gibi PMI verilerini de Amerika cephesinde de bir yandan izleyeceğiz. Yanı sıra Fed tarafında Başkan Powell'ın yanı sıra Başkan Yardımcısı Clarida'nın da bugün bir konuşma yapması bekleniyor. Ayrıca yine ikinci el konut satışları rakamlarını da Amerika'da izleyeceğimizi hatırlatalım. Dünkü harekete bakıldığında özellikle Facebook, Amazon gibi hisselerin rekor kırmış olması, Apple, Disney ve McDonald's'ın vermiş olduğu puansal katkılarla borsa yükselişler yaşanmıştı. S&P 500 %1.6 kazanımıyla 6 Mart'tan bu yana en yüksek seviyeye değerken Nasdaq %2, Dow Jones ise %1.5 kadar yükseldi. Dow Jones ve S&P'de hafta başından beri %3,7'lik kazanım var. Bu da 8 Nisan'dan beri en iyi haftaya bizi getirdi. Nasdaq da hafta başından beri %4 yükseldi ama bugün %0,5'e varan eksiler var Amerikan vadelisinde. Dolayısıyla bir miktar kar satışı da gelebileceği ifade edildi. Dün itibariyle Cumhuriyetçi Senatörler daha önce demokratların ortaya koyduğu 3 trilyon dolarlık koronavirüsle mücadele paketini beklendiği üzere engellediler. Fed tarafında ise 28-29 Nisan toplantısının özetleri yayımlandı. Elimizden gelen her türlü adımı atacağız. Koronavirüs yüzünden riskler ciddi, belirsizlikler de sıra dışı miktarda arttı değerlendirmeleri paylaşıldı. Dün bu arada Amerikan hazinesi 1986'dan bu yana ilk defa 20 yıllık tahvil çıkardı. Faiz %1,22'de şekillendi. Thank you.
Norsiyem, ABD vadeli işlemler piyasalarını sundu. Ve biz Tufan Dener'le sohbet ederken bakalım açık piyasalarda işler nasıl gitti? Orta Doğu ve Asya haberlerini de her sabah olduğu üzere Dubai'den Ersoy Erkazancı'dan alacağız. Ersoy Japonya tarafında, Güney Kore tarafında bu sabah açıklanan veriler vardı. Dolar endeksinin yüze tutunamadığı bir sabaha uyandık ve petrol fiyatında Amerika'da stokların düşmesinin bir miktar desteği olduğunu anlıyoruz. Neler var bu sabah bizim için hazırladığın notlarda? Zeynep günaydın. Evet, bugün piyasalarda çok net yön belirtmiyor Asya tarafında. Aslında daha iyi bir piyasa olabilirdi. Çünkü sen de söyledin, Amerika gayet iyi bir kapanış yaptı ama vadeler ekside biraz bu Amerika-Çin konusu piyasalar üzerinde yine bir baskı yaratabilir. Şu anda çok baskı yaratmıyor. Niye öyle söylüyorum? Yine Trump tweetler attı, Xi'yi işaret etti. Çin tarafındaki dezenformasyon ve propaganda en tepeden geliyor dedi bu virüs konusunda. Bir de Amerika'da Senato'da yeni bir yasa tasarısı geçti. Aslında pek çok daha aşamadan daha geçecek bu. Bu yasa tasarısında da halka açık şirketler başka ülkelerin kontrolünde olmaması gerekir. Her sene bu kontrolü yapacak diyorlar. Yani özellikle Çin'e hedefliyorlar. Daha dediğim gibi onaylanmadı bu yasa tasarısı ama Amerika'nın Çin'e karşı olan baskısının giderek artacağını hissettiğimiz bir dönemden geçiyoruz. Bu sebeplerle Asya tarafında ve vadeler eksi Asya tarafında da yatay veya eksi piyasalar görüyoruz. Ama pek çok veri geldi. Özellikle Japonya'da dış ticaret rakamları geldi. Zeynep, ihracat eksi 21.9, ithalatta eksi 7.2, ihracat 17 aydan beri üst üste düşüyor. Ama bunlar biraz beklenen rakamlardı. Yani beklenenden kötü rakamlar değil. Piyasa biraz Japonya'dan gelen kötü rakamlara alıştı. PMI da geldi, o da kötü. İmalat PMI 38.4, hizmet PMI de 25.3. Japonya rakamları bunlar. Dediğim gibi Japonya'da işler çok iyi gitmiyor. Bu arada olağanüstü hal durumları vardı Japonya'da. Pek çok bölgede kalktı. Tokyo'da bu biraz daha devam edecek. Güney Kore'de de Nisan ayının ilk 20 günün rakamları açıklandı. İhracatta orada da düşüşler var. Ama bunların şu anda piyasaya çok fazla etkisi yok. Hindistan'la ilgili bir haber vardı. Hindistan iç hat uçuşlarını 25 Mayıs'tan itibaren başlatacağını açıkladı. Bu biraz beklenmiyordu. Hava yolları da beklemiyordu. Normalde biraz randa bekleniyordu. O yüzden Hindistan hava yolu şirketleri ve Hindistan borsası biraz daha yukarıda. Orada Hindistan demişken, Hindistan ve Bangladeş'i vuran çok kuvvetli bir kasırga, hortum o bölgede yıkımlara başladı diyebilirim. Çin Halk Kongresi yarın başlayacak. Buradan ciddi haber akışı olacak. Ama dediğim gibi piyasaya çok etkisi yok şu anda. Piyasalar yatay veya ekside. Petrol fiyatları da Zeynep yükselişini devam ettiriyor. Yere hep düşüyor diyorduk. Son 10 haftadan beri de petrol fiyatları en yükseğine geldi. 33 dolar ve 36 dolar. Bugünkü yükselişte de haftalık stok verileri etkili oldu. Her hafta önce özel sektör rakamları açıklanıyor. Amerikan Petrol Enstitüsü. Sonra da Enerji Bilgi İdaresi'nin rakamları açıklanıyor. 5 milyon varillik düşüş vardı stoklarda dün Enerji Bilgi İdaresi'nde. Bir de bu hani depolama yeri kalmadı dediğimiz yer Cushing bölgesinde de 5 milyon varillik alma oldu. Yani petrol tarafında biraz talep artmaya başladı. Orta Doğu ile ilgili de şu haberlerle bitireyim. Birleşik Arap Emirlikleri'nde dünden itibaren sıkılaşma biraz daha başladı. Saatleri azalttılar, dışarıda kalabileceğim saatleri. Suudi Arabistan'da da bayram boyunca ciddi sokağa çıkma yasakları var. Özellikle bayram döneminde tekrar vaka sayılarının artmasından çekiniyorlar. Evet, son başlıklar böyle. Bugün çok ne diyeyim, yatay bir gün var Asya tarafında diyeyim. Söz sana aktarayım. Ersoy Erkazancı, çok teşekkür ederiz aktardığın haberler için. Biz de BloombergKT.com'da öne çıkan başlıklarla devam ediyoruz.
Son haftalarda sürekli aktarıyoruz. İş dünyasının önde gelen sivil toplum kuruluşları ve oda başkanları Bloomberg.com'a Türkiye ekonomisinde koronavirüsün etkileri konusunda makaleler kaleme alıyorlar. TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kazdowski'nin böyle bir makalesi var. Bugün Bloomberg.com'da detaylarını okuyabileceğiniz. Kazdowski yaşanan süreçle ilgili değişen dünyada Türkiye'nin bir yol ayrımında olduğunu düşünüyor. Detaylardan bir miktarını sizlerle paylaşalım. TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski, alışmak zorunda olduğumuz yeni bir normale geçiyoruz. Dünya ekonomisinde finansal açıdan yeni bir dönem başlıyor. Yüksek borç ve işsizlik ülke ekonomilerini ve siyasetlerini derinden etkileyecek. Dünyada özellikle gelişmekte olan ülkelerde bir kısım borç ödenemez hale gelecek ve dış desteğe ihtiyaç duyulacak. Gelişmiş ülkeler ise monetizasyonu tartışmaya başlayacak şeklinde konuştu. Kaslowski, tedarik zincirlerinin Çin-Asya ekseninden yeniden batıya kayışı bu ülkelerde gelir kayıplarına ve tepkilere neden olacak. İhracat odaklı politikalardan iç talep odaklı politikalara geçişi hızlandırmak zorunda kalacaklar. Petrol fiyatlarındaki düşüşün uzunca bir döneme yayılması, doğal kaynak gelirleriyle bütçelerini dengeleyen ülkelerde de dengeleri ve siyaseti zorlayacak dedi. Simone Kaslowski, Türkiye bu değişimlerin tam ortasında, ekonomimizi dönüştürmek bizim elimizde. Tedarik zincirindeki bir ülkenin kredi notu, finansmana erişimi, uluslararası piyasalarda parasının itibarı ve istikrarı, üretim fonksiyonunu yerine getirebilmesi açısından son derece önemli bir pozisyona gelecek dedi. Kaslowski, serbest piyasa ilkelerinden ve Türk lirası konvertibilitesinden asla vazgeçmemeliyiz. Ekonomide verimliliğin temeli rekabettir ve tüm politikalar adil rekabeti sağlayacak şekilde önceliklendirilmelidir açıklamasında bulundu. Simone Kaslowski, kriz sonrası fırsatlardan faydalanmak için Türkiye'nin öncelikli olarak yapması gereken şey ülkemizin kredibilitesini artıracak adımlar atmaktır dedi. Ve Bloomberg.com'dan aktaracağımız ikinci başlıkta Türkiye ekonomisinde koronavirüs seferberliği kapsamında Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Çelik'in Bloomberg.com için kaleme almış olduğu makale var. Çelik diyor ki Türkiye'nin küresel ekonomideki payı artabilir. Detaylarını Bloomberg.com'dan takip edebilirsiniz diyelim. Ve gidelim buradan gazetelere, basında öne çıkan başlıklarla devam edelim. Öncelikle internet basını diyeceğiz. Habertürk.com'da Türkiye Varlık Fonu'ndan açıklama başlığı var. Türkiye Varlık Fonu 11 Mayıs'ta yaptığı açıklamada duyurduğu Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankası TAO'nun çekirdek sermayelerinin 21 milyar TL artırılması sürecinin tamamlandığını belirtiyor. Bu haberin ardından Türk Hava Yolları ile ilgili başlığa geçeceğiz Habertürk.com'da. Türk Hava Yolları iç hat seferlerinin 4 Haziran, dış hat seferlerinin ise 10 Haziran'a kadar durdurulduğunu açıkladı. Bu haberin ardından bir sonraki durağımız, turumuzda Dünya Gazetesi'nin manşeti olacak. İlave gümrük vergisi, gümrük vergisi değil başlığı var. Teşvik belgesi yatırım kapsamında makine ithalatı yapan sanayici ek gümrük vergisinin 3 katına kadar ceza ile sürpriziyle karşı karşıya kaldı diyorlar haberin detayında. Ve buradan Hürriyet'e geçelim. İlk tercih tatil köyü demişler. 10 bin kişiyle yapılan ankete göre 2020'de tatil yapmak isteyenlerin oranı %62 diyor. Hürriyet gazetesinde haberin detaylarını okuyabilirsiniz. Sabaha geçtiğimizde ise bilişim dünyası istihdam için 150 bin kişi arayacak demişler. Türkiye düşük yatırımla yüksek katma değer oluşturan bilişim alanındaki yol haritasını çıkarıyor. Bu kapsamdaki son rapora göre çoğunun adını ilk kez duyacağımız alanlarda 150 bin kişilik yeni istihdam sağlanacak. Ve gazete durumunda bugün son durağımız yine Milliyet olacak. 5 yıl yeni pazar desteği müjdesi var. Turquality destek programındaki hedef pazar desteğiyle hizmet sektöründeki markalara yeni girecekleri her pazarda 5'er yıl destek verilecek haberi var. Bugün Milliyet gazetesi ekonomi sayfasında. Ve bu hafta içerisinde hem Fed Başkanı Jerome Powell hem de Amerikan Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in kongreye sunumları takip edildi. Bu sunumlarda öne çıkan başlıkları sizlere aktararak devam edeceğiz. İlk söze böylece nokta koyacağız ve yayınımızı sabah raporuna devredeceğiz. Saat 9.45'te piyasa masasında tekrar birlikteyiz. Hoşçakalın. Fed Başkanı Powell ve Hazine Bakanı Mnuchin, Mart sonunda devreye alınan 2.2 trilyon dolarlık mali teşvik paketinin kullanımı ile ilgili Amerikan Senatosu Bankacılık Komitesi'nde sunum yaptı. Fed Başkanı Powell, ekonomiyi desteklemek için tüm araçlarını kullanmaya kararlı olduklarını,
ve ekonominin toparlandığından emin olana kadar faizleri sıfıra yakın seviyede tutmaya hazır olduklarını söyledi. Powell, faiz indirimine ek olarak merkez bankalarıyla takas hatları, varlık alımı ve kredi programları gibi güçlü ek tedbirlerle finansal koşulların rahatlatıldığını belirtti. FED Başkanı ayrıca pandemiden önce mali durumu iyi olan işletmelere destek için tasarlanmış 600 milyar dolarlık KOBİ kredi programının ve belediye kredi programının Mayıs sonuna kadar devreye gireceğini söyledi. Powell, FED programlarının piyasalara tampon olarak tasarlandığını, FED'in programlarıyla piyasaları değiştirmek istemediğini söyledi. İpoteğe dayalı menkul kıymet piyasasını izlemeye devam edeceklerini belirten Powell, FED'in çöp seviyedeki tahvillerden sadece yüksek getirili olanları satın alabileceğini kaydetti. Kredi imkanları genişledikçe FED'in bilançosunun da genişleyeceğini vurgulayan Powell, bilançonun şu an finansal istikrar ve enflasyon endişesi yaratmadığını, zaman içinde kademeli olarak normalleşeceğini söyledi. Amerikan Hazine Bakanı Mnuchin ise öncelikli hedefin istihdamı korumak olduğunu söyledi. İşsizliğin düşmeye başlamadan önce daha da yükseleceğini öngören Mnuchin, ekonomide yılın ikinci yarısında iyileşme beklediklerini kaydetti. Hazinenin pandemiden etkilenen işletmelere destek için tahsis edilen 500 milyar dolarlık kredi fonunu tamamen dağıtmaya hazır olduğunu açıklayan Mnuchin, hükümetin borç vermeyi planladığı tüm parayı kaybedebileceğini vurguladı.